Konutta kriz alarmı. Konut alacaklar. Konut satacaklar. Konut kredisi çekecekler. Bu videoyu kaçırmayın. Konutta neler oluyor? Kriz nereden çıktı? Ne şekilde geliyor? Kriz büyüdü mü? Ve tüm gelişmeler şimdi sizlerle. Şişen balon patladı. Hem satılık hem kiralık dairelerde fiyatlar düşüşe geçti. %20'lik şu anda kira fiyatlarında düşüş var. Önceden telefonlarımız çalmazdı. Şimdi ise ev sahipleri, emlakçıları fiyat düşürmek için arıyor. Konutta bu hafta da gerçekten tıkanıklık ve durgunluk devam ediyor. Konut kredisine ulaşamıyoruz. Konut fiyatları yerinde sayıyor ama biz konut alamıyoruz. Konut alamayanlar artık Twitter'da taklar açmaya başladılar. Yani biz konut alamıyoruz, mağduruz, facia durumdayız. Herkes de bu şekilde aslında. Ev sahipleri bir taraftan bastırıyor. Haydi zam, yılbaşı geldi. %100 zamlar, %150 zamlar. %25, nerede %25? Şöyle bir %25 yok dünyada yok. Yani devlet evet %25 veriyor ama her taraf davalık olmuş durumda. Kiracılarla ev sahipleri arasında davalar artmaya, artmaya, artmaya devam ediyor. Ev almak isteyen kiracılar da krediye ulaşamıyor. Kredi muslukları da kapalı. Konut kampanyası, konut kampanyası deseniz şu anda ağızları bıçak açmıyor. Adeta şunu söyleyebiliriz yorum olarak. Konutta bizi şimşek çarptı. Evet. Konutta bizi şimşek çarptı. Yani Konut almak isteyenleri adeta bir şimşek çarptı arkadaşlar. Abi siz bunu anladınız tabii ki. Yani neden şimşek çarptı dediğimi e, anladınız. Dünyanın her yerinde de konutta kriz var. Çin'de kriz var. Müteahhitler yaptıkları evleri baştan sattılar. Sonradan hepsi battı ve millet evlerine ulaşamadı. Çin'de büyük bir kriz var. Amerika'da konut fiyatları düşüyor, ciddi bir kriz var. İngiltere'de konut fiyatları düşüyor, pandemi sonrası kriz var. Ve Türkiye'de de konut fiyatları yerinde sayıyor ve dolar bazında aslında aşağı doğru düşüyor. Kriz var, kimse konut alamıyor. Peki geçen Ekim ayında satılan bunca konutu kim aldı? Evet bu bir soru işareti olsun. Çünkü çok önemli bir yere geleceğim. Bakın konut almak isteyenler çok iyi dinleyin beni. Bakın çok iyi dinleyin. Çok önemli bir yere geleceğim. Bu konutları kim aldı? 88.184 adet Nakit. Bakın nakit diyorum. Nakit konutu kim aldı? Yoksa yine fakirden zengine bir mal aktarımı mı var? İnsan bunu soruyor. Ekim ayında satılan 93 bin konuttan 88 bini kredisi satıldı. Peşin para bakın arkadaşlar. Cash. Cash. 2,5 milyon. 3 milyon. 5 milyon cash. Bu paraların hepsi cash. Peki bu 88 bin konutu kim aldı? Evet bu soru da bir yerde dursun. Çünkü... İleride bir gün bu bize lazım olacak. Aslında bu krizin çıkması, başlangıcı, hesabı neyse bu şekilde devam etti. Aradaki fark açılıyor arkadaşlar sanki değil mi? Bir tarafta 11.402 TL alanlar var. Bir tarafta da daha fazla, çok daha fazla geliri olanlar var. Yani nakit konu satışları var. Acaba fakirden zengine bir aktarım mı devam ediyor diye düşünmüyor değiliz. Mesela geçen haftanın değişik bir konusu da şu oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yaparken biliyorsunuz bir konuşma yapıyordu. Önemli bir konuşması vardı. Bu konuşma esnasında bir kiracı arkadaşın kendisini aradığını. Ya başkanım benim kiram 2.500 TL. Ev sahibim benden 7.500 TL istiyor. İnanılmaz bir zam yapıyor bana diye Cumhurbaşkanımızdan şikayetçi olmuş. Ve Cumhurbaşkanı da hemen tabii oradaki belediye başkanını arıyor falan neyse bilmem ne oraya ulaşıyor. Nasıl yapacağız Sen de vicdan var mı diye sormak durumundayım. Ama şimdi Günaydın. Yani good morning. Yani ben good morning diyorum bunu arkadaşlar. Evet. Yani hakikaten good morning kiracıların durumunu yeni mi anladık? Bu durum zaten aylardır böyleydi. Şu anda İstanbul'da en düşük kira endekse bakın 18.800 lira. Ortalama kiralar bu civarda gidiyor. Hadi 5.000'e 4.000'e bulursunuz neyse ayrı kenar mahallelerden ya da farklı bir yerlerden. Ama ortalama kiralar 18.800 lira. Arkadaşlar asgari ücret 11.402 lira ya. Yani daha önceden nasıldı hatırlıyor musunuz? Yani o 3.000 lira alırken kiralar 800 liraydı. Çok rahat ödeyebiliyorduk değil mi? E şimdi 11.402 TL alan bir adam 18.000 TL kirayı nasıl ödeyecek? İşte yani bu da bir kriz. Yani kira krizi bu da yani. E bir alım krizi var bir de kira krizi var. Ve konut kampanyası bekleyenler. Evet bu konuya da geçeceğiz. Konut kampanyasını değinmiştim biliyorsunuz geçen hafta. Kasım Aralık ayında konut kampanyası ben beklemiyorum. Gelmeyecek. Ama seçime girdik arkadaşlar. Biliyorsunuz artık etrafınıza da görmeye başlamışsınızdır. İşte aday adayı, o aday adayı, bu aday adayı gelecekler yani. Gene gelecekler. Bize gelecekler gene yani. Kiracılara gelecekler. Ev sahiplerine gelecekler. E bize oy verin diyecekler değil mi? Ne dememiz lazım bu durumda? Ya Sayın Başkan biz evimizi alamıyoruz. Bankaya gideceğiz, kredi çekeceğiz. 1 milyon kredi çekeceğiz. Geri bize 40 bin lira ödeme istiyorlar. Yani bunları söylemeliyiz değil mi arkadaşlar? Öyle bir döneme denk geldik. E ben de sizle beraber yani. Beraber yürüyoruz ya bu yolda hani. Alanlar satanlar. Bir de satanlar var. Adam paraya sıkışmış. Zor durumda satmak istiyor. Ama alan kişi yok. Alan kişi yapamıyor. Yani giremiyor. Ve satışlar düştüğü için ne oluyor? Fiyatlar da yerinde sayıyor. Ama şöyle de bir durum var. Bir parantezde açacağım. Emlakçı ve müteahhitlere. Bakın dinleyen vardır, izleyen vardır beni mutlaka emlakçı ve müteahhitlerden. Şimdi arkadaşlar yani hala bu piyasayı yükseltmeye çalışıyorsunuz ya. Geçen gün sahibinden nokta.com'da bakıyorum. Endeks fiyatına göre o, o evin 1 milyon 900 bin TL olması lazım. Eve yazıyorsunuz 2 600, 2 700 fiyat yazıyorsunuz sayın emlakçılar. Şimdi bu şahıs bu evi bu fiyata mı satıyor? Neden bu kadar yükseltiyorsunuz piyasayı hala yükseltmeye çalışıyorsunuz? Yani tamam alacaksınız evet. Yani 500 bin lira komisyon almayın da 200 bin lira alın. 100 bin lira alın yani herkes ev sahibi olsun değil mi? Bunun için uğraşalım yani. Müteahhit arkadaşlar ev yapıyorlar size veriyorlar alın satın diye. Lütfen bu konuda herkes anlayışlı olsun. Çünkü konut piyasasının gittiği yer iyi değil arkadaşlar. 2024 yılı daha da kötü şeyler olacak. Bakın konut krizi eşittir barınma krizi. İnsanlar sokaklarda yatmak zorunda kalırlar. Bakın arkadaşlar bu gerçekten ciddi bir konu. Bu haftaki videomuzda buna değinmek istedim. Konut krizi derken konut krizi değil aslında barınma krizi barınma. Bizim için barınma krizi geliyor. Yani çok büyük facia geliyor. Çok büyük bir tsunami geliyor. O yüzden lütfen ama lütfen ev sahipleri de anlayışlı olsun. Kiracılar da anlayışlı olsun ve bir kampanya yapılsın ama fiyatlar da artmasın. Her ne zaman kampanya olsa fiyatlar artıyor. Ve videonun son bölümünde de ekonomi yorum yapacağım. Biliyorsunuz ben e, ekonomist değilim. Halk e, halk ekonomistiyim yani. Halktan bir ekonomist. Çünkü halkın ekonomisinden yanayım. Uzman görüşü değil. Amerika'da uçmuş, Amerika kaçmış, Amerika'dan Fransa'ya geçiş olmuş. İşte oradan çok süper bir para girişi olacak. O gelecek, bu gidecek değil. Halkın bir ekonomisi var. Vatandaşın bir ekonomisi var. Bu vatandaş ona bakıyor. O şekilde bir yorum yapacağım. Mesela borsada şu anda durumlar iyi değil. Onu size söyleyeyim. Borsa düşüyor. Altın ve dolar yükseliyor. Altın her zaman için elinize aldığınız zaman değerlidir altın. Her zaman için. Bir para bir kağıdın karşısında hep değerlidir. Bunu unutmayın. Arsa, tarla, konut hep değerlidir. Her zaman da değerli olmaya devam edecek. Konut fiyatları Türkiye'de durgunlaşabilir ne olursa olsun olabilir ama ben hesaplamasını yaptım aldığınız konut 10 yıl içinde kredisi bitene kadar çok rahat bir şekilde kâra geçiyor kendisini amorti ediyor bunu da söyleyeyim. Evet banka konut kredilerine de gittik kredileri de araştırıyoruz bu ayda araştırdık faizler %40 %40'lık bir faizle karşı karşıyayız 1 milyon çekiyorsunuz 40 bin liralık ödemeler yapıyorsunuz aylık ve 1 milyona 4 milyona çıktı artık yani oralara doğru devam ediyoruz konut kredisinde de konut kredileri kapalı konut kredi almak çok kolay değil fiyatlar çok yüksek geri ödemesi yüksek yüksek ve maaşların 3-4 katında para ödemek zorunda kalıyorsunuz ve kimse konut alamıyor. İpotekli konut satışları yüzde 4'lerin 5'lerin altına düştü. Bir süre daha bekleyeceğiz. Özellikle konut almak isteyenler bir süre daha bekleyecekler. Yani e, Ocak, Şubat, Mart aylarını bir göreceğiz. Seçim öncesini bir göreceğiz. Mutlaka bir şeyler yapacaktır. Bir hareketlenme, bir etiketlenme bir şeyler olacaktır arkadaşlar. Bir arkadaşımız bize yorum yaptı. Yaptığı yorumda bu arkadaşımız özellikle size şunu söylememi istedi. Diyor ki konutları diyor nereden isterlerse oradan alsınlar ama uzak olmuş, mahallesi kötü olmuş arka mahallede olmuş, işte ne bileyim şehrin uzağında olmuş, ne olursa olsun, nerede olursa olsun. Konutunuzu alın diyor. Gerekirse kiraya verin ya da o dönemde hemen ee almayın ya da işte 1 milyonluk alın, 800 binlik alın ama o anda alın. Bir sene sonra onu satıp daha büyük bir yer alıp istediğiniz eve sahip olabilirsiniz diyor. Ayrıca arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Yani diyor ki konutun nerede olduğu önemli değil. Alabiliyorsanız gücünüz varsa bu dönemde de ne kadar arka mahallede, ne kadar kötü yerde, insanların görmediği yerde bile olsa konutunuzu alın, yatırımınızı yapın. Daha sonra onu değerlendirerek satarak yeni bir istediğiniz konuta ulaşabilirsiniz diyor. Ve arkadaşımız istediği konuta ulaşmış. Hayırlısı olsun diyorum ayrıca kendisine de. Yorumu için de teşekkür ediyorum. Siz de bu tarz yorumları videomun altına bırakabilirsiniz. Ayrıca bu gibi videolarımın devamı için bana destek olmak için, benim yanımda olmak için nacizane kanalıma abone olursanız çok teşekkür ediyorum şimdiden sizlere.